söylemle bile çok. Hak olsun, adalet ve slogan atılması ve bir anlamda beni o günlere getirdi. Bir vesileyle tutunacak dal araya herkes için geldi. Sevgili Medya 24 izleyicileri, Doker'le Perde Arkası'nın bugün sıra dışı bir konuğu var. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Haydar Ekinek Hoca. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim. Şimdi Demirel'in muhteşem bir sözü var. Der ki Sayın Cumhurbaşkanı, rahmetli Cumhurbaşkanı, ben Isparta İslamköy'den çıktım. Geldim, başbakan, cumhurbaşkanı oldum. Bu cumhuriyetin güzelliğidir, evet, der. Dolayısıyla cumhuriyete teşekkür eder. Şimdi konuğum Sayın Haydar Hocam, Türkiye'de önemli bir ressam. Haydar Hoca Van doğumlu, Demirel'i çok andırıyor. Resmin bir numarası olma yolunda hızla ilerliyor. Sayın Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bize Haydar Ekinek'i anlatır mısınız lütfen? Öncelikle ben de size şu anda prova yapmak için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Evet, ben Haydar Ekinek, Van doğumluyum. Van'da büyüdüm. Çocukluğum Van'dan geçti. Aşağı yukarı 20 yıl Van'da yaşadım. Tabii 20 yıl. Yani sonra, 20 yaşına kadar Van'daydım. Van'daydım, evet. Ondan sonra tabii herkesin hayal ettiği gibi ben de İstanbul'a geldim. Bütün doğuda, Güneydoğu'da büyüyen insanların herkesin bir hayali bu İstanbul'a ve Ankara'dır. Evet. Tabii ben de İstanbul'a geldim. Evet, ben 10 çocuklu bir ailenin fertlerinden birisiyim. Biz 10 kardeşiz. Ben Vanibir köyünde büyüdüm. İlk ve ortaokulu da Yatırı Bölge Okulu'nda okudum ben. Van İskele Yatırı Bölge Okulu'nda ben 8 yıl okudum. Çünkü o dönem köylerde okul yoktu biliyorsunuz. Evet. O dönemlerde. Ben de Van'da görev yaptım, öğretmenlik yaptım bir iki yıl. Van'ı unutamadık tabii. Ne Erlis'i, ne Erciş'i, ne de Marmara'yı unutamadık. O gölü asla. Dolayısıyla sizi konuk etmek de benim için nostalji oldu diyelim. Buyurun, nasıl oldunuz Haydar Ekinek? Tabii bir insanın hayallerinin peşine koşması kolay değildir. Benim hayallerim vardı. Ta ilkokuldan önce, daha köyde 3-5 yaşından, 6 yaşındayken, evet, ben kilden, çamurdan ben heykeller yapardım. Çünkü o dönemler... Ne güzel, yani o sanatçı doğulur, sonradan sanatçı olunmaz. Aynen dedi, böyle bir şey. Aynen yani. Katılıyorum. Evet. Akademi çok savunan insanlar birisiyim ama sanatın akademide olmadığı da ısrar savunan bir insanım. Evet, dünyanın çok ünlü ressamları, heykeltıraşları... Hepsi alaylı diye biliyorum tabii ben. Yoksa bu... Vardır tabii ki. Mektepli olan da vardır ama bunun en güzel örneği de sizsiniz, alaylı. Tabii akademiye karşı asla değil mi? Akademi savunan insanım ama sanatın akademikle uzakta yakında alakası olduğuna inanmıyorum. Çünkü bir kere kişi yetenekli olacak. Evet. Yeteneği olacak ve isteyecek. İstediğiniz zaman çalışıyorsunuz. Kendinizi geliştiriyorsunuz. Evet. Evet, ben tabii köylerde, doğuda her evin bir tandır evi vardır. Yani köylerde fırın olmadığı için her ailenin bir tandır evi vardı. O da tandırlarda ekmek pişirilir. Ekmek pişirirken o yanan tandır dumanları duvarlara sarar. Duvarlara yapışırken simsiyah duvarlar oluşur. Evet. Ben o simsiyah duvarlar üzerinde ben resim yapardım. Yani ben tuvalim oydu. Benim yani o yani işi aynen, duvar, evet, olarak kullanırdım. Duvar olarak, evet, hatta annem bana kızardı. Duvarları ne hale sokuyorsun falan. Ben o dönemde resim öyle başladım. Yani eski çağlara gittiği zaman resimde de başladım. Mağara da başlamış. Evet. Bir nevi benim için mağara orası. Benim için tuval, benim için okul, benim için eğitim. Benim o tandır evlerde başladı benim. Evet. Sonra ben kilden çamurda yapardım. O heykelleri tandıra atardım. Ve onlar sabaha kadar, ertesi güne kadar taş gibi olurdu. Ben o heykelleri alıp oynardım. Yani. Benim aynı zamanda oyuncaklarım derdi. Yani benim hayallerim oydu diyorsun. Müthiş bir hayal tabii. Evet. Sonra tabii Yatırı Bölge Okulu... Hayat derler yani, bir İngiliz filozof. Hayat, hayallerin bittiği yerde biter der. Tabii. Yani yaş maş önemli değil diyor. Eğer bir hayaliniz yoksa bitersiniz diyor. Zaten bir insanın hayvandan ayıran hayalleridir, vicdanıdır. Evet.
hayalleriniz yoksa zaten siz... Bitersiniz. Tabii bitersiniz. Yani umudun bitmiş demektir. Evet. Tabii ben Yatlı Bölge Okulu'na başladığımda, ilk ve okula, ilk ve ortaokulu orada okumaya başladığımda, benim ilk hoca, ilk okul hocam bana resim dersi beni fark etti. Başarılı olduğumu fark etti. İlkokul öğretmeniniz. Evet, Hanlar Koca. Hatta şu anda yaşıyor. Kendisine Allah ömür versin diyelim. Kendisini ellerinde öpüyorum. Saygıyla selamlarımı da yolluyorum. Bana çok katkısı oldu bu konuda. Bana defterler verdi. O zaman ben kağıt verirdi. Ben resim yapardım. Ben o dönemin resminde 5 kere birinci oldum Van'da. Yani okullar arası. Ben ha, Van'da okullar arası 5 kere birinci. 5 kere birinci oldum. Tabii ödülleri aldım. Tabii ödül alırken de annem babam anlamıyor ki işte oğlum matematik yap, resmi boş ver işte tamam da yap da. Türkiye'de tabii sanat zor iş yani. Sanat yapmak, sanatta yol almak, sanatta bir yerlere varmak kolay değildir. Hatta hala tabii arada. Mutlaka yani. Emek lazım her şeyden önce. Çok emek lazım ya. Tabii çünkü bizim ülkemiz bir kere toplumun şeyi belli, hareket toplumudur. Düşünce toplumu olmadığı için hareket toplumlarda bu tür şeyler zordur. Yani hareket toplumlarda sanat yapmak zordur. Çünkü insanların sanata bakışı bellidir. Yani bugün Türkiye'de yani hafta sonu kaç aile resim sergisine gidiyor? Yani ya da kaç kişi evine resim, bir sanat eseri alıyor? Ya da tiyatro ya da şuna buna benzer sanatın bütün alanlarda çok gerilerdeyiz. Tabii konumuz o değil ama. Zaten sanat yoksunu bir ülke olmaya doğru da gidiyoruz yani. Bunun yani tiyatrolar, işte heykeltıraşlar, ressamlar, şairler, yazarlar, romancılar ağır ağır çekiliyor toplumdan. Şimdi Azerbaycan'a bakıyorsun, 20 milyon kitap satıyor, bizde 2000 kitabı zor buluyoruz, 5000 kitabı zor buluyoruz. Yani okuyan toplum dediğiniz doğru, katılıyorum. Şimdi tabii bir de doğuda daha zor. Şimdi doğuda siz buraya geldiği zaman bir bakış vardı. Yani aslında bu kötü değil. İnsanlar öyle yetişmiş. Şimdi burada var olmak zordur. Diyelim doğuda bir gelen çocuğun İstanbul'da var olması zordur. Yani Ankara'da var olması zordur çünkü evet. Burada herkes akademisyendir. Yaşam biçimi farklıdır. Orada siz biraz daha varoşta geliyorsunuz. Biraz daha farklı bir yaşamınız var. Evet. Buraya ayak uydurmak kolay değildir. Evet ben bunu becerdim. Temel iki kuralı ben uyguladım hayatımda. Bir, özgüven. İkincisi iktidar. Ben yani sana çalıştım. Şimdi özgüven olduktan sonra siz zaten yol alıyorsunuz. En evet. Büyük bütün sergilerimde de hayallerim ve renklerim diye isim koydum. Hayallerim ve renklerim. Ve İstanbul'a geldikten sonra ben duvar resimleri yapmaya başladım. Duvarlara resim yapmak, para kazanmam gerekiyordu. Ben yıllar boyu İstanbul'da duvar resimleri yaptım. Belediyelere, özel kahvelere, lokantalara ben duvar resmi yaparak geçimimi sağladım. Bir yanda da sanatsal çalışmalar yaptım. Şimdi evet doğuyu seviyorum çünkü o da besleniyorum. Çünkü Mezopotamya'dan bize vermiş olduğu o kültür evet. Hatta çok zengindir. O da beslenebiliyorum. Oradaki renklerde beslenebiliyorum. Oradaki figürlerde beslenebiliyorum. Onları buraya taşıdım. Ama şu an tabii hayallerimiz bitmiyor. Bu aslında benim için daha başlangıç yani. Daha üçte bir değil. İşin başındasınız. Şu İnşallah büyük hayallerinize kavuşursunuz tabii. Tabii bu da şu anda bulunduğum yerde iyi eserler çıkartmaya çalışıyorum. Gerçekten gündemi belirleyen çalışmalar yapıyorum. Çünkü bir sanatçı toplumuna bir mesaj bırakmalıdır. Çok iyi bir art yapmak değildir, çok iyi bir portre yapmak değildir resim. Eğer sanatçı resimlere bir şey bırakamıyorsa benim için onun hiçbir anlamı yoktur. Bir sanatçı toplumuna mesaj verebilmelidir. Toplumda bir şey göstermelidir ve topluma örnek olmalıdır. Çalışmasıyla, işiyle. Rol model olmalıdır. Kesinlikle. Yani şimdi zaten şunları soracağım size. Neden doğunun Picasso'su diyorlar size? Onu bir açar mısınız? Ya önemli bir şey. Picasso dünya çapında bir isim. Doğunun Picasso'su da Haydar Ekinek. Tabii ki her ressamın hoşuna gideceğine inanıyorum. Ben de hoşuma gidiyor. Doğunun Picasso'su olmak, Picasso'la anılmak güzel bir şeydir. Güzel bir şey tabii. Kesinlikle çünkü Picasso dünya çapında büyük bir sanatçıdır. Evet belki de ikimizin en ortak büyük ortak yönleri ikimiz de çok çalışıyoruz. Ben de çok çalışıyorum. Ben günlük 10-15 saat çalışırım. Ve ben çok bir renkli kişiliğim var. Hem renklerim 15 saat günlük çalışma. Tabii çalışıyorum ben günlük. Maşallah. Ve ben Picasso çok duvar resmi yapmış. Ben de çok duvar resmi yaptım. Hala yapıyorum.
Ben de çok çalışıyorum. Artı ben modern resmi, çağdaş resmi çok seviyorum. Sürrealizmi çok seviyorum. Çünkü ben realizmden sürrealizme geçtim. Picasso orta yönlerini çok fazla, belki ondandır. O da hoşuma gidiyor yani, ben bunlara rahatsız değilim. Sevgili hocam, siz eserlerinize fırça yerine çim kullanıyorsunuz. Bunu da biraz seyirciye anlatalım ne olduğunu da. Şimdi fırça yerine çivi, ya diyor arkadaş, bu arkadaş tuval kullanmıyor mu? Nasıl oluyor bu? Diye soruyorlar yani. Evet. Aslında bunun anlamı çok, hem dramatik bir yönü var. Aslında bir yandan başarının sırrı burada aslında. Az önce ben konunun başında belirtmiştim. Ben duvarlara o tandır isimle ben duvarları çizerek yapıyordum. Çiviyle ben çiziyordum. İşte çiviyle ben o duvarlara resmi yapıyordum. Aslında bir nevi çaresizlik. Aslında sanatçı acıda besleniyor. Bana göre sanatçının en büyük beslendiği konu, yani kaynak, fakirliktir, çaresizliktir. Yani ulaşabilmek, onun için çaba göstermek. Ben duvarlarda o şekilde çiviyle ben resim yapmaya başladım. Sonra tabii İstanbul'a geldim de, yani profesyonel hayatta geçtikten sonra ben onu tuvale geçirdim. Ya boyaları kazmaya başladım. Kazınca bana bambaşka bir tarz yarattı. Bu belki de Türkiye'de dünyaya tek bana ait bir şeydir. Evet. Buna benzer birkaç kişi yapıyor ama ki olacak. Bundan sonra birileri de yine yapacaktı. Normaldir ama ben öyle duvarlara başlayarak, çivi kazıyarak resim yaptım. Ve şu an bana bir tarz oldu. Şu anda bana bir güzel bir yol oldu. Bana ait bir şey oldu. Zaten eserlerimin en büyük özelliği çiviyle yapmam. Yani fırça yerine çiviyle resim yapmak. Evet. Yani işin özü, kısa sözü, çaresizlikten ben çivi kullandım. Ama şu anda da zevkle kullanıyorum. Hoşuma gidiş kullanıyorum. Ne güzel. Evet. Peki efendim. Sizin sohbet ettik öbür tarafta. Sizin önemli projeleriniz var. Çok güzel şeyler söylediniz. Bunlardan başlayalım. Evet, buyurun. Evet, benim hayallerim her sanatçı gibi, her insan gibi tabii bende büyük hayallerim vardır. Sanata dair, sanata ilgili büyük hayallerim vardır. Evet. En büyük hayallerim bir tanesi bir gün Van'da, kendi şehrimde bir sanat müzesi kurmak. Haydar Eken Sanat Müzesi kurmak. Van'da sanat müzesi kuracağım. Yani, o öyle bir o hayalim 2 yıldan beridir. Özellikle oradaki yerel yönetimlerle görüştüm. Bununla ilgili çalışmalarım var. Ne güzel. Bundan öncesi şu anda İstanbul'da, İstanbul'un bir köyünde sanat köyünü kurmak için araştırmalardayım. Arsa bakıyorum. Arsa. Evet. Şu anda öyle bir projem var. İstanbul'da aşağı yukarı en az bir 10 dönüm üzerine, 10 bin metre üzerine bir sanat merkezi kurmak. Ama uzak, yani tamamen şehir dışında bir iş düşünüyorum. Tabii. Tamamen doğal ortamda düşünüyorum. Orada hem resim yapmak, orada resim yapmak istiyorum, orada yaşamak istiyorum. Orada her yer sanat etkinliği yapmak istiyorum, yarışmalar yapmak istiyorum. Evet. Özellikle şiddete uğramış kadınlarda, o da resimle ilgili olan kişileri ağırlamak istiyorum. Yani sanat adına büyük hizmet yapmak istiyorum. Evet. Hem üretip bir anda da onu toplumla aşılamak. Çünkü toplumda sanat bilincini aşılamak çok önemlidir. Tabii. Yani sanatçı zaten eserleriyle topluma mesaj verecek, rol model olacak. Yani bir takım insanlar, isimleri de şey değil yani, şarkıcı bu ülkenin insanına o kadar uzak ki, insan diyor ki ya arkadaş, Van'da seni dinleseler seni sopayla kovalarlar, Erzurum'da dinleseler yine öyle. Yani Diyarbakır'da hepten seni gönderirler. O zaman şey, sanatçı rol model olacak. Başka bir şey değil. Zaten yani bir toplumda sanat ve sanatçı varsa o toplum zaten gelişime açıktır. Bir toplumda günlük siyaset, din, buna benzer bir şey tartışıyorsa siz o toplumda gelişime bahsetmeyin. Çünkü zaten şey belli. Ama sanat varsa her şey zaten kendine gelişir. Çünkü sanatın en büyük özelliği hoşgörüdür, birleştiricidir, üretmektir. Çünkü üreten bir toplum, gelişen toplumdur. Evet. Şimdi sanatı üretiyorsun, üretince zaten boş şeylerle uğraşmıyorsunuz. Evet. Siz sanata odaklandığınız için sanat güzel bir şey. Ama şunu özellikle hayallerimin en büyüğü, işte dedim ya, işte bir sanat köyü kurmak, bu o sanat köyünde sanat yapmak,
Ha ileride ne olur, daha nasıl bir boyuta varır bilmem ama ilk baş, ilk hedefim şu anda 10 bin metre üzerine büyük bir sanat merkezi kurmak bir köyde. İlk adımı öyle atmak istiyorum. Şu anda onun çalışmaları başlıyor. Peki bu sanat merkezinde davet edeceğiniz sanatçılar olacaktır mutlaka. Tabii ki herkes davet edeceğiz. O gün sanat, şair, heykeltıraş kim varsa orada. Yani eserini burada yapsın diyeceksin. Ya, sanat köyü gibi bir şey. Aynen, bu Aziz Nesin Vakfı nasıl kuruldu abi? Biz de o şekil ileride bu vakıfa dönüşebilir. Ama tabii tabii tabii. Önce bunun benim en büyük, hatta Avrupa şeyim vardı bu sene. Avrupa'da bir çalışmam vardı. Onu askıya aldım. Önce bu sanat köyünü kurmak istiyorum. Sanat köyünden sonra Avrupa'ya açılmak istiyorum. Şu an Dubai'de zaten sergi var. Ya Avrupa'nın arayıp bulamadığı bir şey bu sanat köyü. Ülkemiz buna, ülkemiz buna çok müsait. Yani çok, Türkiye her yeri var olsun, Doğu olsun, Güneydoğu olsun, Orta Anadolu olsun, Karadeniz olsun, sanat için bulunmaz bir nüve diyelim. Bir de çok yetenekliyiz. Ülkemizde çok yetenekli insanlar var. Evet. Yani müthiş sanatçılar. Fırsat tanınamıyor. Tabii insanların çoğu ekonomi sıkıntısı yaşadığı için sanatçıların çoğu, maalesef o sıkıntı var. Kendisi pazarlayamıyor o da. Bugün kendi pazarlayıp da resmi yapan bir öyle bir sanatçı sözüm ona sanatçı var ki sadece böyle entelektüle görülmek ya da şey görülmek adına bir şey yapmaya çalışıyorlar ama sanatın sesi yok hani. Baktığı zaman sürekli aynı şeyi tekrar anlamı yok. Sürekli üretmek lazım. Sürekli üretmemiz lazım. Biz ülke olarak her alanda üretmek zorundayız. Ama her alanda. Üretimi olmayan ülkesi, ülkenin batışa gitmesi kaçınılmaz diyor. Şu an bakın bizim ülkemiz ne ülkesidir? Tarım ve hayvancılık bizim konu alakalı değil ama o da aynı şeydir. Tarım ve hayvancılık turizmdir ama baktığımda üçüne batmıştır yani. Onun için çünkü üretmiyoruz. Şu an gidin doğuya gidelim. O kadar arazi var. Üreten yok. Yani çünkü insanlar artık ne yapacağını bilemediği için şimdi sanatta yer kalmıyor. Şimdi ekonomik sıkıntı olduğu için insanların zaten bir resim alabilmeleri için alabilmesi ya da bir resim sergisine gitmesi hevesi yok ki insanların. Öyle bir duyguları da yok hani. Ben doğuda büyüdüğüm için doğu ile batı arasındaki farkı çok rahat görebiliyorum. Çok barış görebiliyorum. Evet. İnanın ülkemizde müthiş sanatçılar var. Ülkemiz çok güzel bir ülkedir. Ben Dubai'ye de gittim. İnanın İstanbul'da ötesi yoktur. İstanbul'un... Onu biraz sonra konuşalım. Evet. Ben şey yaptım da, evet. Haydar Ekinek Hoca dünyaya nasıl açıldı? İlk sergimi Dubai'ye ben geçen sene Gali Art diye bir firma beni götürdü. Gali Art aslında şeydir, restoran üzerine bir şey firma. Onlar beni götürmüştü. Çok da güzel oldu. İyi de bir sergi oldu. Hatta devam ediyor sergimiz Dubai'de. Ya bu Dubai halkı yani Araplar sanata yatkın insanlar mı? Değiller, bizim gibi değiller. Onlar tamamen daha lüks, daha böyle renkli şeyleri seviyorlar. Evet. Ben nü resim çalışıyorum genelde. Nü resim çalıştığım için o Dubai'ye nü resim götürmedik. Tamamen onlara uygun eserler seçtik. Tabii İstanbul çok başka. Ben İstanbul, Dubai, benim İstanbul çok daha özel bir şehir. Evet. İstanbul'da sanat yapmak daha da güzel. Tabii. İstanbul zaten dünyanın merkezi, öyle diyelim de. Peki bu projelerde Avrupa'ya açılım nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi özellikle İngiltere'ye istiyorum. İngiltere'ye gitmek istiyorum. Fransa'ya gitmek istiyorum. Yani Avrupa'nın önemli yerlere gitmek, Roma'ya gitmek istiyorum. Orada büyük sergiler açmak istiyorum. İyi sergiler, iyi galerilerde. Ya siz kazancınızla bunları başarmak çok zor. Bir sponsor olsa bir büyük firma daha rahat olmaz mı onu? Tabii zaten sana bugün ben 50 yaşındayım. Bugüne kadar ben en az Avrupa'da 10 sergi açmam gerekiyordu ama kolay değil. Gidip Avrupa'da bir sergi açmak, orada gidip gelmek, ulaşım, şu bu basit şeyler değil hani. Evet. Bunları daha yeni yeni resimde kazandığımı oraya atıyorum ben. Yoksa... Ya büyük markalara sesleniyoruz buradan. Lütfen Haydar Ekinek Hoca'ya Kızılarman'da ulaşalım da bir sponsor da halledelim diye düşünüyorum ben. Kendi fikrim bu.
Tabii şimdi şu var, sponsor bulmak kolay değil Türkiye'de. Çünkü sanata bakış Batı çok farklı. Batı buraya var. Daha çok yakın. Evet. Batı'da 3 kişide 2 kişi resim sergilerine gider. Bizde herhalde binde birdir. Çünkü bizde sanat biraz daha tabana ulaşan bir şey değildir, bir zevk değildir. O yüzden resim sanatı gerçekten muazzam bir şey. İnsanı dinlendirir, insanı huzurlu kılar. Evet. Onun için keşke herkes resim yapsa ya da sevse. Renkler insanı tabii, bir gökkuşağı 7 renkle insanı rahatlatıyor. Şimdi buradan genç bir hanım iş kadınına sesleniyorum. Filli Boya'nın sahibi. Babasından sonra işin başına hoş geçti. Allah ona da rahmet versin. Bu konuda hanımefendiye ricacı olacağız. Lütfen Haydar Ekinekli bir görüşün efendim. Şu anda tabii sanat adına gerçekten Türkiye'de kiminle görüşmek? Ülkemiz bir kere ülke olarak kazanacağız sanatı. Çünkü ben ülkemi çok seviyorum. Ülkemiz kazanacak tabii. Çünkü ben ülkemi çok seviyorum. Ben bu ülkenin sanatçısıyım. Ben sanatımı ülkem adına, önce sanatlıdan sonra ülkem için yapıyorum. Ben şimdi sanatı yarın bugün çocuklarımıza ya da ülkemize iyi bir miras bırakacağız. Tabii ki yani insan yaptıklarıyla çocuklarına miras bırakıyor. Parayla lüks, değil yani. Çok lüks bir hayatımız yok. Çok lüks yaşamıyoruz. İnanın ben işte günlük 10-15 saat resim yapan bir insana ne olabilir ki? Evet. Sevgili Haydar Hocam, ben böyle bir 40 derece ateşle evet, bir de öksürüyoruz ama programda pek öksüremedik. Öksürük de bir program oldu. Ne yapalım? O da rengi olsun. Evet, böyle bir şey oldu. Şimdi bu dünyaya açılmak için mutlaka iyi bir sponsor olması gerekiyor. Tabii sanatçılar sponsorlarla yürürler. Bu çok dünya nereye giderse gider. Evet. Sponsorlar çok önemlidir. Çünkü sponsorlar olmadığı zaman sanatçının yürümesi imkansız. Şimdi bu programı Avrupa'da 30 ülkede seyrediliyoruz. Dışarıdan bir sponsor teklifine nasıl bakarsınız? Ben her türlü sponsor teklifine açım. Sonuçta sanat kazanacak yani. Ben kişisel değil, bugün X firma sponsor o zaman bence fark etmiyor. Önemli olan o serginin açılması. Roma'da o serginin açılması lazım, Paris'te o serginin açılması evet. Ya da Almanya'da o serginin açılması yoksa kişiler önemli değildir. Zaten sponsor olan şahıslar zaten sanatı seven kişilerdir. Evet. Yani onun için bizim için şey önemli değildir hani. Şu bu firma önemli değil. Kim olursa olsun biz zevkle... Sağlam bir yani destek verecek, destekleyecek, omuz verecek iyi bir firma. Yüzlerce var canım. Zaten sanatta... Yani sizin gibi ismi herkes olur zaten. Şimdi reklamlara giriyoruz çocuklar. Bir 5 dakika izninizle tekrar... Bizde olun, ayrılmayın bizden. Teşekkür ediyorum. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Söylemle milliyetçi olacağız. Hak hukuk, adalet diye slogan atılması ve bir anlamda beni o günlere getirdi. Bir vesileyle tutunacak dal araya herkes için geldik. Değerli Medya 24 izleyicileri, Doker'le perde arkasına yeniden merhaba diyelim herkese. Şimdi sıra dışı konuğum Sayın Haydar Ekinek Hocam'a sormak istiyorum. Şimdi Fakir Baykurt diye bir romancımız var biliyorsun. Evet. Eski köy okullarında okuyan bir romancı. Ama Doğu'nun bütün şeyini, sancısını eserlerinde izlemiş. Tabii eserlerinde izlerken orada yaşamadan İstanbul'da yazılmıyor bu işler yani. Yaşar Kemal, Çukurova'nın derdini, tasasını, gamını getirmiş. Dolayısıyla Haydar Ekinek, Doğu'nun sesi nasıl olacak? Doğu'nun Picasso'su diyorlar. Bu sanatla
nasıl biz doğuya sahip çıkarız onu konuşalım istersen. Şimdi Yaşar Kemal'in adı geçiyor. Yaşar Kemal'i saygıyla anıyorum. Çünkü çok hayran, evet, hayran olduğum bir... Dünya çapında ismimiz yani. Aynı zamanda hemşehrimiz sayılır. 130 ülke, 133 ülkenin diline çevrildi eserleri. Yani birçokları, batılı birçok insan Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'inden Türkiye'yi öğrendi. Evet, ilk okuduğu kitap İnce Mehmet Yaşar Kemal'da. Sonra evet, zaten o şekilde tanıdım. Tabii Yaşar Kemal hayran olmak elde değildir. Büyük bir şair, şey yazar. Şimdi Yaşar Kemal yoluna gelmek, onun gibi olmak güzel bir şey. Benim de sanat adına resim yani sanatında bir şey yapabilmek, ileride adımız güzel anılması bizi de şimdi de mutlu eder, onur eder. Sanat, çünkü sanatı eğer biz mutfağımız orasıdır, çünkü doğuda büyüdüğümüz için mutfağımız orasıdır. Yani asıl beslendiğimiz yer, yaşadığımız ben yer. Ben orada büyüdüm, dolayısıyla mutfağını her şeyi biliyorum yani. Evet. Aslında bir nevi de büyük şehirle metropola geldiği zaman da oradaki şeyi buraya taşıyorsun, biraz daha modernize ediyorsun. Yani evet, bu şuna benzer. Çok çağdaş, modern sokaklarda geçersin ama seni etkilemez. Alabileceğini alırsın. Evet. Şimdi tabii oraya gider gelirim, orada sergiler açarım. Zaman zaman bir şey olduğu, bir etkinlik olduğu katılırım. Yani ben Van'da 3 defa sergi açtım. Yine giderim, yine açarım. Çalıştayla yaptım. Daha önce Van'a... Sanat Müzesi iyi bir proje yani. Van'da sanat müzesi kuracağım diyorsun. Şu an en büyük hayalim o. Van'da bir sanat müzesi kurmak. Geç de. Evet. İstanbul'da da bir sanat köyü kurmak istiyorum. Bu hayal ettiyse hayal yapmanın yarısıdır. Hayallerin de gerçekleşeceğine inanıyorum. Ne güzel. Ve bu, size bu konularda başarılar diliyoruz. Yani sanat köyü muhteşem bir proje. Yani Batı'da bunlar yok biliyorsunuz. Hatta şunu size şimdi söyleyeyim. Yakında, çok yakında bir müzeyde yapmak istiyorum. Bütün eserleri müzeyde de satıp o sanat köyüne yatırmak istiyorum. Evet. Bunu belki de hani ilk defa size söyleyeyim. Belki sizinle beraber yine sizin aracınızda ben sonra söyleyeyim. O büyük müzeyi kuracağız. İstanbul'da bir yerde bütün eserlerimi oraya eritmek istiyorum. Orada o sanat köyüne ne gerekirse onun için bütün çabalarımı göstereceğim. Onun yanında sponsorlarımız olur, bize yardımcı olan kim varsa, el uzatan kim varsa biz çok mutlu oluruz. Yani bütün hayallerim sanat üzerindedir. Sanat çok için güzel. Ne yani bir insanın yaşarken doğunun Picasso'su denilmesi hakikaten büyük bir gurur. Ya bizler de o gururu taşıyoruz. Yani bir Türk'ün işte Yaşar Kemal ile nasıl övünüyorsak, Fakir Baykurt ile nasıl şey yapıyorsak, tabii bu arada muhafazakar kesimin sanatçılarıyla övünüyorsak dünya çapında işte Necip Fazıl Kısakürek, Yavuz Bülent Bakiler, işte Sevinç Çokum, bir sürü çok önemli isimler var. Yani şimdi Necip Fazıl Kısakürek dünya çapında bir şair. Bir de benim eserlerimin en büyük özelliği ben nü çalışıyorum, nü resim çalışıyorum. Nü resim çalıştığım için Türkiye'de nü resim yapmak zordur. Nü resimde para kazanmak, onu satabilmek zor yani. Evet. Ben ama hiçbir zaman hiçbir kimsenin masasında oturmadım. Kimseye gidip de kimsenin resmi çizmedim yani. Ben eserlerimi yaptım. Hala da öyleyim. Koydum. Galerime koydum. Yani kimseyi mutlu etmek için resim yapmadım. Ne zaten, güzel. Zaten sanatçı, birileri mutlu etmek için sanat yapıyorsa sanat değildir. Sanatçı kimseyi mutlu etmek için çaba göstermeyecek. Kimsenin masasında oturmayacak. Kendi mutlu olacak. Kendisi mutlu olacak. Çünkü sanat o zaman, ben yoksa aksine bir sürü eşimiz, dostumuz var. Evet. Asla asla gidip onların mutlu edecek eser yapar mı? Yapmam da. Evet. Yani şu an bana $1 milyon verse yine yapmam. Çünkü ben sanat adına bir şey yapmak istiyorum. Ülkemde de sanat adına bir şey yapmak istiyorum. Benim en büyük hayalim bu. Evet, güzel. Evet. İnşallah o hayalleriniz gerçekleşir. Gerçekten eğer para kazanmak için sanat yapıyorsa zaten o sanat değildir. Başka bir şeydir. Benim şu anda benim böyle çok bakın, güçlü... Efendim, affedersiniz bu konuda ben pek bilmem ama yani şimdi Fikret Mualla, Çallı gibi çok önemli de isimlerimiz var. Tabii ki. Şimdi Fikret Mualla İtalya'ya gitmiş. Orada bir ecnebi hanım sahiplenmiş. Aç adam. Süleyman Çallı yine öyle. Yani artık biz sanatçı yetiştiremez olmuşuz. Ama şu anda da aynı. Şu anda da aynı. Şu anda mesela...
birileri yani el atmasa, yani bir sponsor oluşmasa gidemiyorsun, yine yapamıyorsun. Evet, doğru. Yine yapamıyorsun. Çok lüks bir hayatımız yok, yani sanatçı çok lüks hayatı olamaz. Mümkün değil. Sanatçı çok lüks hayat içinde yaşayamaz. Ha, tamam, parası var, yaşar, eyvallah, ama çünkü öyle bir imkanı yoktur. Yani sanat eseri üreten insanların çoğunun maddi sıkıntısı var. Ya sanatçıya imkan tanınmasa ne yapacak? Yani adam bir gün çizer, beş gün çizer, bir ay çizer, iki ay, bir yıl, üç yıl. Ama sonuçta insanız yani. Ben şu an üniversite okuyan üç çocuğum var. Şimdi ben bunu sanatta, bunları kolay değil. Benim bütün gelirim, ben de bütün para, yani ekonomi şeyim, sanatla geçiniyorum. Ama üç öğrenci okutuyorum. Evet. Birisi bitirdi bu sene. Kolay değil yani. Evet. Ama şuna inanıyorum, insan bir hedef koyarsa başarır. Evet. Şimdi hedefimiz Avrupa, dünya. Tabii ben bundan sonra dünyanın en iyi yerlerini, en iyi galerilerini sergi açmak istiyorum. Ki açacağız. Evet. Buna inanıyorum. Hem de çok ciddi anlamda şu an... Şimdi serginin en iyi adresi Fransa. Öyle derler. Ben yani şu anda, belki ben yanılıyorum. Yok tabii ki Fransa, ama ben şu an İngiltere istiyorum özellikle. Amerika istiyorum. İngiltere, Amerika. Evet, Amerika istiyorum. Tabii ki Fransa'da çok önemlidir. Roma istiyorum ben. Hem de ciddi anlamda eserlerim de şu anda vardır. Ama şu an bundan öncesi bu 2020'de, yani bir sene sonra şeyde bir sergi açacağım Ankara'da. CEL Modern'de bir sergi açacağım. Oraya gittik. Orada da şey işleyeceğim. Türkiye'deki bu kadın şiddetini enstalasyon çalışmalarım olacak. Büyük çalışmalar. Evet. Şu an onlara hazırlık yapıyorum. Göç olayını işletmek için. Bir sergi için, affedersiniz. Yani izleyici anlasın diye söylüyorum. Bir sergi en az kaç eserle açılabilir? Mekana bağlıdır. Mekanın büyüklüğüne bağlıdır. Evet. Mesela, öyledir de yani. Ama en az 40-50 eser, iyi eser. 40-50 eser olmalı sergi açabilmek için tabii. Diyorsunuz. Bir de benim şu, benim bu yıl açtığım bir sergide diyelim eserlerim varsa bir dahaki sonraki sergiye koymuyorum. Yeni sergi içinde hep yeni sergi, eserler hazırlanıyor. Yeni eserler. Tabii. Yeni tabii eserler. Bro. Üretim yapıyorsunuz. Ondan tekrar yapmadım. Hani diyelim bir sergi üstü açmadım ben. Tabii önemli yerlerde sergide açtık bugüne kadar. İşte Ankara'da, işte Bodrum'da, İstanbul'da çok önemli yerlerde sergide açtım. İşte Dubai'de. Şu anda işte Ankara'ya gene olacak. Ankara'da iyi bir sergi olacak. Evet. Onun hazırlığını yapıyorum. Evet. Bir yandan ama şu anda bizim en önemli projemiz şu anda Sanat Köyü'yle uğraşıyor. Oraya yoğunlaştık. Sanat Köyü çok güzel bir, muhteşem bir proje. Yani Sanat Köyü'nü medya mensubu olarak herkes, Bat'taki arkadaşlarımıza da yardımcı olma. Ya Sanat Köyü muhteşem bir şey. Bat'ta bunlar yok efendim yani. Tabii şimdi doğal ortamlar resim yapmak. Harika bir evet. şey. Adam gelsin bir ay gelsin, bir buçuk ay, iki ay, beş ay gelsin resmini, heykelini yapacaksa yapar. Güzel bir iş yani. Şimdi Batı'da bu ortamlar kalmadı efendim. Yani tabii Nişantaşı'da sıkışıp kalıyorsun. O da resmi yapıyorsun, şey yapıyorsun. Ama öbür tarafta sağlığınla gidiyor. Çünkü sağlık da önemli. Evet tabii canım. Bir sanatçı, çünkü bir sanatçı çok kıymetli, çok değerlidir. Sağlığı çok önemlidir. Evet. Bugün sağlığına dikkat edemeyen bir sürü sanatçı karşımızda görüyorum. Evet. Ne dese günün çoğu zamanı içerek zaman geçiriyor falan, değil mi ama? Yani doğal ortamda o temiz oksijeni almak kadar güzel bir şey var mı? Tabii yani. O da üretmek. Bizim ülkemiz tarih yani. Her taraf tarih. Bir de sanatçı kendi başlıyor. Batı'da bu tarih yoksulu bir ülke Batı. Batı'nın tamamı yani. Bak İngiltere'de tarihe öyle önem veriyorlar ki bu caddeden geçiyorsun. İki yıl sonra gidiyorsun aynı cadde. Hiç değişen mi? Bizde her gün caddenin şekli değişiyor. Binaların şekli değişiyor. Yani... Ha bu iyi bir şey mi? İyi değil tabii ki. Yani bir tarihi yok ediyoruz. O anlamda iyi değil demek istiyorum. Yani yüksek katlı dikey şeyler bu şehrin dokusunu da mahvediyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda da güzel şey yaptı. Yatay mimariyi tercih edelim. Bunda bizim de hatamız var dedi. Her neyse yani Batılı o sanat köyüne geldiği zaman bir kere Türkiye'yi tanıdı. Günlük tutuyor her Batılı sanatçı günlüklerini gidip ülkesinde paylaşıyor. Facebook'ta paylaşıyor, Twitter'da paylaşıyor. İşte Türkiye cennetmiş diye. Yani bundan daha iyi bir mesaj verilmez herhalde. Tabii şimdi eylem söylem bir tanıması lazım. Evet, evet ben söylem diyorum ama eyleme geçemiyorsam onda söylem bir anlamı yok. Şimdi burada bir şeyler söylüyor ama bu da hayata geçmek önemlidir. Evet. Hayata geçemiyorsanız söylemenin bir anlamı yok.
tekrar tekrar hata yapıyorum demen de bir anlamı yok. Gerçi de yapmak lazım, uygulamak lazım. Evet. Ülkemizde üretim olmadığı için, her anlamda, sadece sanatı değil, her anlamda üretim olmadığı için bir ülke olarak zaten bu kadar güzel bir ülkeyi bu hale soktuk herhalde. Hepimiz, evet. Hepimiz suçluyuz. Yani birey olarak herkes suçluyuz. Hepimiz suçluyuz. Yani suçu bir tarafa yüklemenin bir anlamı yok. Yok tabii canım, herkes ama suçlu yani. Ama sanatta da, sanat, benim konu sanat olduğu için, sanatta da buna resim yapan bütün dostlarıma şunu söylemek istiyorum. Lütfen siyasete girmeyin, dine girmeyin. Üretin, işinizi yapın. Eğer mesajlarınızı sanatınız da verir. Sanat... O mesajlar zaten orada tablolar mesajdır. Evet. Sanat en güzel sanatla mesaj verilir evet, yani. Evet, benim şu an bir ressam olarak ben neden yazı yazayım? Ne işim var? Resim yap, resmi ortaya koy. İnsanlar baktıktan sonra zaten senin adına bir şey söylerler. Evet. Bizim en büyük sıkıntımız o. Biz üretmiyoruz. Habire böyle bir şeyler söylüyoruz. Sürekli sağa sola zaman harcıyoruz. Evet. Sosyal medya güzeldir, çok güzel bir şeydir ama ya biz onu doğru kullanamıyoruz sayın evet. Hocam yani şimdi sosyal medya dediğimiz yerde %50 iktidarı övüyor, %50 iktidara ters şeyler söylüyor, böyle bir kısır çekişme yani ya iyi şeyler de olmuyor mu? Oluyor tabii ki. Mutlaka. Ya o kadar bağnaz olmamak lazım yani. Şimdi sigara yasağı bile başlı başına devrimdir. Yani ben ona inanıyorum. Kesinlikle bu hükümetin yaptığı en güzel şey. Evet. Hani tabii ben siyaset benim için değil. Hani ama bana sorsan nasıl bir şey? Harika bir şey. En azından bir kafeye giderken temiz havada oturup bir kahve içebiliyorsunuz, bir yemek yiyebiliyorsunuz. Evet. Ya da otobüslerde hatırlıyorsunuz evet. Eskiden. Evet. Doğu'da biz gittiğimizde uzun yolda mahvoluyorduk ya. Şey. Bunlar güzel şeyler. Bunlar kim istemez ki bu kadar güzel bir yasağı. Ama evet. Şu var. Bence herkes kendi işi yaparsa bu ülkede, herkes kendi işini yaparsa çok güzel olur. Ama bizim ülkemizde en iyi işini en iyi yapan en milliyetçi adamdır. Ama bizde herkes her şeyi biliyor. Evet. Eğer sen ülkeni seviyorsan kardeşim o zaman iyi resim yap. Ülkeni seviyorsan iyi çöpçü ol. Ülkeni seviyorsan iyi inşaatçı ol. O zaman tam mesele olmuştur. Evet, evet. İyi çiftçi ol. Sen çiftçisin, ressamın işine karışıyorsun. Sen siyasetçisin, başka bir şeye karışıyorsun. Herkes kendi işi yaparsa aslında daha... Herkes güzel. İşini güzel yapacak. Ama biz her şeyi biliyoruz. Biz annemizle dünyaya geldiğimizde, biz ülke olarak kitap okumayız, şey yapmayız ama her şeyi biliriz. En iyi biziz, en iyi biziz. Sürekli böyle bir sıkıntımız var. Evet. Ben bunlardan uzak, bunlardan uzak duranlardan birisiyim. Ben çalışmayı yeğliyorum. Evet. Günlüktüm ya demiştim 10-15 saat çalışırım ortalama olarak. Günlük 10-15 saat evet. Çalışırım. Hiçbir zaman sosyal medyada boşa zaman harcamam. Boşa bir şey paylaşmam. Ben sanatımın dışında hiçbir şeye meşgul değilim. Çok güzel. Harika bir karar. Buradan evet. Seyirciye de söyleyelim. Yani dolu dolu olan insanlar, beyni, yüreği güzel insanlar üretiyorlar. Tabii üretmek yani sosyal medyada medya dediğimiz yerde kılıç silah sesleri olmaması lazım. Kesinlikle. Güzelliği paylaşmak lazım yani. Zaten sanatı kendisi güzelliktir. Evet. Başka bir anlamı yok mu? Evet. Evet. Dolayısıyla iyi bir rol model, sizi dinledim. Keyifli bir rol modelsiniz bu toplumda. Teşekkür ederim. Güzel insansınız. Söylemek istediğim şu yani. İyi bir rol model ve mesajlarınız da topluma resimlerinizle mesajlarınızı zaten veriyorsunuz. Hatta ben şunu söylerim, hep günlük sohbette söylerim. Diyorum siz bir eve gittiğiniz zaman, bir mekana gittiğiniz zaman duvarda resim varsa, bir müzik aleti varsa bu evde, kitaplık varsa orada güzel bir şey vardır. Ama siz bir yere gittiniz, her taraf perde, her taraf koltuk, her taraf eşya. Bir ki cehalet orada altın çağını yaşıyordur. Evet. İnanın bana. Bro, bro yani evet. Çok eşya, alt samimiyet. Boşa zaman harcıyor tabii. Onun için gittiniz bir saz var, bir gitar var, bir resim var, kitaplık var. Bunun kadar güzel bir şey var mı? Evet. Biz önce bunu bir kere bilinçli olarak İnşallah hayata geçeceğiz. Sizi dinleyen sanatçı arkadaşlarınız da sizden feyiz alırlar. Yani üretim, bizim acil işimiz üretim. Evet. Yani üretmekte başka bir yani şey üretim, tarımda üretim, hayvancılıkta üretim, işte resimde üretim, romanda üretim, şiirde üretim falan filan. Bir de sanatçı ukala olmayacak. Sanatçı alçak gönüllü olacak. Evet. Sanatçı lüks hayatın peşinde koşmayacak. Sanatçı özgür olacak. Özgür olacak. Ve sanatçı kendini
imkansız görmeyecek. Sanatçı bir kere eğilecek, bir tavaz olacak. Çünkü zaten sanatçının özelliği o. Yükseldikçe alçalacaksın, eğileceksin. Evet. Bazen görüp ya diyor sanatçı egosu. Sanatçı, eğer bir sanatçı egosu diyorsan ki o sanatçı cehaletidir. Evet. Ne de bir egosu. Sanatçı gerçekten örnek olacak. Ama herhalde yaşamıyla, yemesiyle, içmesiyle ürettikten sonra zaten toplum onu bağrına basar. Ben 28 yıl İstanbul'dayım. İnanın hiçbir sıkıntı yaşamadım bu konuda. Gittim her yerde de sanat adına mümkün olan bir şey yapabildim. Ne güzel. Onun için ben size rol model diyorum da efendim katıldığın için, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bilmediğimiz birçok şeydi. Aydınlattınız bizi. Size mutlu günler diliyorum. Bol üretimli günler diliyorum. Yakında tekrar bir araya geliriz inşallah. Şunu söylemek istiyorum. Çok teşekkürler tekrar. Ben çok teşekkür ederim. Hakikaten benim gibi şimdi konuşmakta zorluk çekiyorum. Bir adama katlandığınız için de teşekkür estağfurullah, ediyorum. Estağfurullah. Son derece zaten sevgili hasta. Medya 24 izleyicileri sizler de mazur görün. Rahatsızım. Bu sebeple belki kötü bir program yaptım. Siz de bağışlayıcı olun. Haftaya Cuma günü yine sıra dışı konuk ve konularla sizinle olacağız. Hepinize iyi akşamlar. Bizden ayrılmayın. Saygılar. İyi akşamlar. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Söylemle milliyetçi olacağız. Haklısın. Adalet diye slogan atılması. Bir anlamda beni okuyacak.